Şimdi izleyeceğimiz tüyler ürpertici video, Santiago, Şili'de bir otobüs şoförü tarafından kaydedildi. Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlamak üzere otobüs otoparkında tek başınaydı. Ancak ilerleyen dakikalarda orada pek de yalnız olmadığını anlayacaktı. İzleyelim. Corre el tiempo. Hay un pasajero sentado en el asiento que va solo al lado de la puerta. Nos movemos. Nos movemos. Y no hay nadie. Hay un pasajero fantasma. ¿Cachan? Sigue ahí sentado. ¿Ve? Y las cámaras no están paradas, siguen moviéndose. ¿Habrá sido alguien que se murió ahí sentado? ¡Qué hueva! Güvenlik kamerası koltuklardan birinde bir yolcunun oturduğunu gösteriyor. Ancak sürücü arkasını döndüğünde orada kimseyi göremiyor. Ne yazık ki video o anda kesiliyor ve kaynağı belirsiz bir şekilde internette paylaşılıyor. Bu gerçekten de doğaüstü bir vaka mıydı yoksa sıradan bir kamera hatası mı? Düşüncelerinizi yazın. Sanatçı Suseko Mori, ailesinin İngiltere'de bir yerde tamamen musallata uğramış bir evde yaşadığını anlatıyor. 1902'de inşa edilen ev hala eski sahiplerine ait tuhaf nesneler barındırıyor. Ancak en sıra dışı olanı 3. katta bulduğu tuhaf bir tabloydu. Suzy'ye göre bu tablo tüm evdeki en lanetli nesneydi. Yeğeninin tablonun içinde yaşadığını söylediği Gilbert adlı bir ruhla sık sık sohbet ettiğini söylüyor. İzleyelim. Bir gün Suzy ve kardeşi yeğenlerine Gilbert ruhu hakkında sorular soruyorlar. Aldıkları yanıtlar bizi ürpertecek. Do you like him? Yes. Gilbert's like one of my best friends. Meg. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah. What does he say? Bu noktadan sonra işler tüyler ürpertici bir hal alıyor. Suzy araştırmaya koyulur ve o evde yaşayan aile hakkında eski bir fotoğraf ve bilgi bulmayı başarır. Keşfettiği şey gerçekten rahatsız ediciydi. Here is a photo of the house from 1916 and it was built in 1902. So this would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are six people present in the photo. I'm looking at the English census records, I found that the father would be called John, the mother was called Maud, next to on the balcony is a daughter Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911, so he would be about 5 or 6 in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo, what they did to him. I just have an overwhelming feeling that something really terrible happened to him at the hands of his own family. The weirdest part is that this is where the sun painting is situated in the house. That's his room. Bir gün evde yalnızken üst kattan gelen gürültüler duymaya başladığında evdeki işler daha da kötüye gidecekti.
Bahsi geçen tablonun asılı olduğu dördüncü kattan kapı çalınma sesleri geliyordu. Kontrol ettiğinde kimseyi bulamıyor. Başka bir gece Suzy yine merdivenlerden çıkarken yeğeninin oldukça garip bir şeyler yaptığını görür. İşte o anlar. Kız, sen benim güneş ışığımsın anlamına gelen Jeremy Sunshine şarkısını söylerken zeminin bir kısmını kaldırmaya çalıştığı görülüyor. Anlatılanlara göre onun içindeki ruhun bu güneş resminde yaşadığını unutmayalım. Kız uyuduktan sonra ikisi de yeğeninin dokunduğu zemin parçasını incelemek için yukarı çıkar. Buldukları şey kanlarını donduracaktı. İşte o anlar. Tahtanın altında resimdekine çok benzeyen güneş resminin bulunduğu bir pano vardı. O evin 3. katında Gilbert adlı bir ruh gerçekten yaşıyor olabilir mi? Suzy'nin yeğeni aracılığıyla mesaj mı gönderiyordu insanlara? Biz az önce ne izledik? Düşüncelerinizi yazın. Bir akşam meraklı bir araştırmacı, Polonya'da hiçliğin ortasında bulunan bir ormanda yer alan, terk edilmiş evi kontrol etmek için oraya gider. Sonunda gece olur ve araştırmacı ormandan ayrılmaya karar verir. Ama görünüşe göre bu kadar geç saatte dışarıda kalmak, özellikle de o ormanda bulunmak büyük bir hataydı. Birinin panik halinde araştırmacıyı kovaladığı görülüyor ve bu kişi her kimse çatıdan aşağı iniyor gibiydi. Son derece korkmuş adam ne yapacağını bilemez vaziyette kaçmak için ormanın çıkışına doğru koşuyor. Ancak peşinde onu kovalayan bir şeyler olduğu kesin. Sonunda eve sağ salim varmış. Bu kişinin ne kadar solgun göründüğü gerçekten de dikkat çekici ve ürpertici. Her neyse, onun araştırmacıyı kovalamak için çatıdan nasıl indiğine bakın. Korku filminden fırlamış gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Bu video Johnny Green adlı genç biri tarafından 13 Ocak 2023'te kendi sosyal medya hesabından yüklendi. Söz konusu görüntüler sadece 9 saniye uzunluğunda olabilir. Ancak sizi şaşkınlık içinde bırakacak tüyler ürpertici bir 9 saniyeden oluştuğunu söylemeliyim. Videoda Johnny'nin gece geç saatlerde dağlarda tek başına dolaştığı görülüyor. Bu pek çok insanın asla cesaret edemeyeceği bir şey. Bölgede dolaşırken ilk başta her şey son derece sıradan duruyor. Fakat yakınlarda bir yerde aniden korkunç bir ses duyulduğunda atmosfer son derece hızlı bir şekilde değişiyor. Hadi izleyelim. Videoyu dikkatle izleyenlerin çoğu aynı şeyi düşünüyor. Bu sesin kaynağı deri değiştiren ya da diğer ismiyle Skinwalker olabilir. Elbette kimse bunu kesin olarak doğrulayamaz. Ama buradaki en popüler teori bu. Dağda duyulan bu sesin başka açıklaması olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarda yazın. Eğer işin içinde kurgu yoksa umarım Johnny bir daha gece geç saatlerde dağlardan uzak durur. Terk edilmiş evleri inceleyerek oradaki deneyimlerini anlatan bir içerik üreticisi olduğunuzu düşünün. Fakat bir gün gittiğiniz sözde terk edilmiş olan bir binanın aslında o kadar da terk edilmemiş olabileceğini fark ediyorsunuz. Ne yapardınız? Birazdan izleyeceğimiz videoda Dustin Walker adlı bir adam terk edilmiş bir eve gittiğinde kendini içinde bulduğu durum tam olarak buydu. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde olan bu evde ilk başta her şey normal gibi görünüyordu. Dustin başlarda eve yaklaşıyor ve dışarıdan kayıt alıyor. Muhtemelen bunu ilk izlenim olsun diye yapıyor ve sıra dışı bir şeyle karşılaşacağını hiç düşünmüyor. Ancak dehşet verici bir şey ortaya çıktığında o eve girmesinin sanıldığı kadar kolay olmayacağını da anlayacaktı. Yeterince dikkatli bakarsanız evin penceresinden Dustin'i izleyen bir şey olduğunu net şekilde görebilirsiniz. Belki de istenmeyen ziyaretçileri uzak tutmak için elinden geleni yapıyor. Dustin binaya hiç girmedi. Doğal olarak bu videoyu çektikten sonra eşyalarını toplayıp oradan bir daha dönmemek üzere de ayrıldı. Binaya girmeye karar verseydi başına kim bilir ne tür korkunç şeyler gelebilirdi. Sizce kameraya yansıyan bu şey neydi? Paranormal bir varlık mı? Ya da ıssız yerde terk edilmiş bir mekanı koruyan alelade bir insan mı? Fikirlerinizi mutlaka yazın. "26 Eylül 2023'te bir sosyal medya kullanıcısının evinde meydana gelen ve kesinlikle dehşete düşüren bir olayın güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Söz konusu videoda ilk başta kanepede uyuyan bir kadının öksürerek uyandığı görülüyor. Daha sonra biriyle telefonda konuşuyor ancak bu sırada oturduğu yerin hemen arkasında son derece korkunç bir şey oluyor. Hadi izleyelim." "Did you take the trash out? What the fuck, baby? The lights are fucking flickering now, dude. Baby, stop! What the fuck? Baby! Fucking flickering now, dude. Baby, stop! What the fuck?
tıpkı bir korku filminden fırlanmış gibi duran olay oldukça ürkütücü. Bir anda odadaki ışık anlaşılmadık bir şekilde titremeye başlıyor ve duvardaki haç ters dönüyor. Kadın ayrıca garip bir şekilde bu olay sırasında evin çürük yumurta gibi koktuğunu da söyledi. Eğer işin içerisinde kurgu yoksa tek ihtimal tehlikeli bir paranormal varlığın bu evde ikamet ettiği ve dolayısıyla da kadının acilen profesyonellerden yardım alması gerektiği olacak. Şimdi izleyeceğimiz video paranormal olaylar, UFO'lar, antik kültürlerden gelen yaratıklar, hayvan anomalileri ve diğer garip şeylerle ilgili her türlü fotoğraf, video ve hikayenin paylaşıldığı, konuşulduğu bir Reddit platformunda paylaşıldı. Gönderiyi paylaşan kişi açıklamada, yeğenleriyle Avustralya'da bir plajda dolaştıkları sırada korkutucu bir şey kaydettiklerini yazdı. Şimdi izlediğinizde hemen arka planda kesinlikle orada olmaması gereken bir şey olduğunu fark edeceksiniz. İşte o anlar. Videonun 9. saniyesinde dikkatli bakarsanız kızın sağ omzunun hemen arkasında garip insansı bir yaratık görebilirsiniz. Gerçekten çok ürkütücü olduğunu söyleyebilirim. Bu yaratıkla ilgili detaylara gelecek olursak 4 bacağa sahip ve bunların üzerinde sürünüyor gibi görünüyor. İzleyenlerin çoğu bu şeyin insan ya da bilinen bir hayvan olamayacağını düşünüyor. Ancak bu tuhaf yaratığın gece saatlerinde sahilde ne yaptı ve tam olarak ne olduğunu da söyleyen çıkmadı henüz. Siz de izlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın.